Merhaba arkadaşlar, Halis Sönmez ben, YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü AutoCAD dersimizin konusu Arc komutu arkadaşlar. Yay çizeceğiz. Yay komutu çok basit gibi olsa da biraz kapsamlı bir yani biraz dallı budaklı bir iş. Bunu ben birazcık göstereceğim size. Birazcık keşfetmek gerekiyor. Sizleri bekletmeden hemen programın üstünde anlatmaya devam ediyorum arkadaşlar. Arkadaşlar burada arc komutu burada. Buradan da girebiliriz. Yan draw menüsünden de iki taraftan da göstereceğim. Tabii ki klavyeden de kısa yollarımız var. Tüm komutlar için klavyeden uzun ve kısa komutlarla yazabiliyoruz. Zaten arc'ın kendisi kısa olduğu için A enter. Uzun da arc yazarak girebiliriz. Buradan başlamışken buradan göstereyim. Buradan hemen bizden point istiyor. Start point diyor. Başlangıç noktası diyor. Ya da biz buradan center'ı aktif edebiliriz arkadaşlar. Buradan gitmek biraz daha karışık gibi olabilir. Start dedik. Şu an default olarak center'ı değil end noktasını seçti. Center'ı seçti. Ve bitirdik arkadaşlar. Yay bu kadar değil aslında. Şu an draw menüsüne girdiğimiz zaman arc komutuna girdiğimiz zaman diyor ki 3 point diyor. 3 noktadan geçen bir yay diyor. 1, 2 ve şu an 3. noktayı seçtik. Tekrar repeat 3 point dedik. 1, 2 ve 3'ü seçtik. Şimdi draw menüsüne giriyoruz. Diyor ki burada Start, Center ve End diyor. Sıralı şekilde. Start, Center ve End. Mesela şöyle bir şey yapalım. Şuraya bir tane çizgi çektik. Arc komutu Draw Arc Start, Center, End. Başlangıç burası. Start, Center burası. Center yani orta noktası ve bitiş noktası burası. Yani çok ölçülü olmadığı için bu şekilde yaptı. Aynısını biz şeyden de yapabilirdik. Komut satından da. Start point burası. Center. C enter. C enter yaptıktan sonra center'ı seçmiş olduk. Center'ımız şurası. Bu sefer biraz daha kaydırdık ve bitiş noktası burası. Arc komutunu buradan devam ediyorum çünkü görsel olarak daha iyi ve yazıyor. Start, Center ve End. Buradan girdik. Startımız burası olacak. Center'ımız şurası olsun. Biraz daha kaçıralım ya da şurası olsun. Gördüğünüz gibi başladı. Bizden mesafe istiyor. Kaç olacak? 20 olsun. Bakın 20 birim gitti kaldı burada. Fazlalıkla sildim. Tekrar draw menüsüne girdik. Arc komutu. Start, End ve açı. Evet. Start. Bitiş noktası burası. Buradan şu açımızı istiyor. Açımız 0. Açımız 45 yapalım. 45 derece verdik. Aynı şekilde draw menüsü Arc'tan Start and direction var. Start and radius var. Başlangıcımız burası. Dairedeki gibi aynı. Bitişimiz burası. Bizden radius istiyor. Radius'umuz da şu an tabi ölçüsü çizdiğimiz için belki kabul etmeyecek ama 50 dedik. Kabul etmemesi iyi oldu. Invalid dedi. Çünkü değer buraya göre bir şey çizemedi. Bu bir önceki komut şeyden de. Evet. Şuradan tekrar draw dedik. Arc dedik. Şurası kaçmış ki? Şuradan bir ölçü alalım hemen. Mesela burası 190'lık yere 50 yapamıyor. Yani burası 190.
200 desek olacak mesela. Draw dedik, arc dedik, start, end ve radius dedik. Burası, burası ve 200 dediğimiz zaman yarıçapı 200'lük dairemizi çizdi. Yayımızı çizdi. Şu an draw menüsüne girdiğimiz zaman ne diyor girmediklerimiz? Center. Önce bu sefer center seçiyor. Sonrasında start end, center start açı, center start length. Mesela start, center start ve end diyelim. Merkezimiz burası olsun. Buradan başlasın. Zaten şey yapıyor. Yani daireden bozma yay yapıyor arkadaşlar. Gördüğünüz üzere şuraya kadar gelsin. Mesela nearest burada işe yarar. Nearest'e kadar geldi. Bir de en sonuncuyu yapalım. Draw arc center start land. Merkezi burası olsun. Buradan başlasın ve şu bakın şu yönde gidiyor ya, ben tersini istiyorum. Alt tarafta diyor ki hold diyor, kontrol tuşuna basarsan diyor ters yapar diyor. Gördünüz mü? Yapmadı. Evet, şu an yaptı. Kontrol tuşuna basmayacaksınız arkadaşlar. Kontrol tuşuna basılı tutacaksınız. Tamam, buradan bizden bir değer istiyor. Kaç verdik? 20. Evet. Evet, buraya 20'mizi yazacağız. 20 enter dedik. Evet, tam şeyi veremedik ama ölçümüz burada. 20 20 birim geldi. Üstteki çizgi çizdiğimiz zaman 20 birim geldi. Arkadaşlar bu şekilde arc komutu bu şekilde. Bu şekilde istediğiniz merkezden geçen, istediğiniz açıda, istediğiniz ölçüde yaylar çizebilirsiniz. Bu tamamen sizin yapacağınız işle alakalı. Birçok seçenek var. Bu şekilde birazcık haşır neşir olarak bu işleri halledebilirsiniz arkadaşlar. Özellikle yay ve circle komutunda hakim olursanız AutoCAD'de ilerlemeniz gerçekten çok önemli olur. Çok basit gibi gözüküyor ama birçok karmaşık işin içinden bu şekilde çıkabilirsiniz arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın arkadaşlar.